Akşemseddin'in, Köroğlu'nun, bilgeliğin, adaletin diyarı. Bitinya, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı gibi tarihte birçok kadim uygarlığa ev sahipliği yapan ve geç antik çağdan beri geçiş güzergahı olan Bolu, geçmişten günümüze uzanan bir geçit gibi selamlıyor ziyaretçilerini. Güler yüzlü esnafı, sıcakkanlı sakinleri, tarihi dokusu, çarşı ve pazarıyla Bolu kent merkezi, ziyaretçilerini Anadolu kültürünün misafirperver sıcaklığıyla ağırlıyor. Dua, müminin silahı dua ve dua belaları def eden ve mümine hak ve hakikati en iyi şekilde yaşatan dua, yüce yaradanın varlığının ifadesi ve yüce yaradana sığınmanın adı dua. Evet, dualarla açılır bazı çarşıyı pazarlar. 700 yıldan beri bir gelenektir Mudurnu'da pazarın dua ile açılması. Taşkesti'de de bu gelenek şu an başlatıldı ve yaşatılıyor. Biz Taşkesti pazarındayız ve birazdan Taşkesti pazarının dualarla açılışına birlikte şahitlik yapacağız. Bolu'nun Taşkesti beldesindeyiz. Tesbir Şahin. Tarhana yapıyorum, somunlayıp kendim yapıyorum, köy ekmeği yapıyorum. Erişte gibi kesiyorum kendim. Sütün yayımı şeyine, yumurtayla kendim yapıyorum, kendim saçlı zubur yapıyorum. Adım Fatma. Ekmek satıyorum, fasulye satıyorum, tarhana satıyorum. Her şey kömürünü satıyoruz. Salamaları yoğurdu, domatesini, biberini, soğanını, nanesini katar, öyle yaparız. Surat Kaplıcaların adı Sarı Kantarol'dan geliyor. Şekere, kolesterola, romatizmiye her derde devadır. Yaklaşık 700 yıldan beri yapılan esnaf duamızı beldemizde de 2014 yılından beri yapmaktayız. Esnaf duasının mahiyeti ahilik teşkilatının 700 yıldan beri yaşatılan ahilik teşkilatının tezahürü olarak Mudurnu'da ilçemizde yapılıyordu. Ve ondan sonra 2014 yılından sonra da Taşkesti beldemizde esnaflarımızın bereketli kazançları olması için, halkımızın bereketli kazançları olması için bu duayı yapıyoruz. İlk önce Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından da esnaf duamızı yapıp günümüzü bu şekilde ardından cuma namazımızı da tamamlıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda, esir ve mahpus olanlara hayru halas, vadesi tamam olanlara iman ve Kur'an nasip eyle ya Rabbi. Ve Bolu yaylaları. Binlerce rakım yükseklikte kurulmuş, geleneksel yayla hayatını halen devam ettiren Bolu, şehrin misafirleri için eşsiz manzaralar oluşturmaktadır. Şehir ekonomisinin de önemli bir parçası olan yaylalar, Karadeniz bölgesinin nadide yerleri arasında yer almaktadır. Tam 383 adet yaylasıyla Bolu, yaylacılık alanında önemli bir konumdadır. Evveli hep 40 sene yaylaya çıkmışım var. 3 ay. Her sene 3 ay yaylada da var, sığır, ne varsa çıkardık. Hayvanları güderdik. Doğrusu peynir yapardık, keş yapardık. Evveli sütçü yoktu da bir eski Roma kaldı, direktör Roma'yı.
Ona bir ev yaptı. Altını çaktı, üstünü çaktı. Taş kesti. Sıcak suyu, soğuk suyundan ziyade yaylaları da meşhur. Hiç doğası bozulmamış. Şu anda Ilıca Yaylası'ndayız. Burada hayvancılık yapılıyor. Yaşlı insanlar da burada temiz hava, sağlık yönünden. Gördüğünüz gibi arılar var, arıcılık. Yaylarımız çok güzel. Burada kekik bol, çam ağaçları, oksijen bol. Şu anda Ilıca Yaylası'ndan Balıklı Yaylası'na, Karacosu Mandıra Mahallesi'nin Balıklı Yaylası'na geçeceğiz. Yaylalar, Türkistan coğrafyasından Anadolu'ya getirdiğimiz o muhteşem kültürler, yayla kültürümüz bugün unutuldu. Sadece yazın birkaç şenlikle anılıyor. Aslında yaylayı unutmamak gerekiyor. Yayla bizim her şeyimiz, kültürümüz, tarihimiz, medeniyetimiz. Bolu Taşkesti yaylalarındayız ve değerli belediye başkanımızın rehberliğinde yaylaları geziyoruz. Taşkestimizin Balıklı Yaylası. Balıklı Yaylası adı üzerinde suyu bol. Mercan alabalık, kırmızı benekli dediğimiz ilaçlıkta kullanılan balığın olduğundan dolayı ismini alır. Ve bulunduğumuz yayla evlerinin bulunduğu yer Kaymaklı Ağzı bölgesi. Burası dedelerimizden, tarihten gelen yaylacılık devam etmekte. Biz de buralarda büyüdük. Manda, eskiden manda çok olurdu bu bölgede. Şu anda mandacılık yok. Mandanın işte yoğurdu kaymağı özel olduğu için bu bölgede gelen Kaymaklı Ağzı adı oradan geliyor. Gelen bu evlerin olduğu yerde burada kalan köylerin ikramıyla adını alıyor. Ve bundan sonra burada hayvancılık yapan, orman işçiliği yapan, sonra rahatsız olan, emekli olan kişilerin gelip burada temiz hava alarak hem şifasını buluyor, hem hayatını idame ettiriyor. Bu şekilde Taşkesti'nin yaylaları, Taşkesti'mizde buradan 10 kilometre, herkesin ulaşabileceği şekilde doğası bozulmamış, bizim insanımız ormanı katletmemiştir hiçbir zaman. Burada gelen misafirlere de ikramlarında bulunurlar. Herkesi Balıklı Yaylamıza davet ediyoruz. Manavlar ve Manav Türkmen boyu dediğimiz Orta Asya'dan Selçuklu ve Osmanlı döneminde Anadolu'ya gelip yerleşenler. Toprağa bağlı insanlar. Manavlarla ilgili araştırma yaptık. Neden manavlar deniyor? Kimdir manavlar ve kültürleri nedir manavların? Manavlar belgeseliyle sizi Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesi yaylalarından baş başa bırakıyoruz. Manavlar kimdir? Birlikte izliyoruz. Kaynaklar, günümüz Türkiye'sinde yaşayan Türklerin atalarının Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nu kuran Oğuz Türkleri olduğunu ve Müslüman olduktan sonra bunlara Türkmen adı verildiğini belirtmekte. Türkmenlerin konar göçer halde hayatlarını sürdürenleri Yörük, Yörük'ün yerleşik hayata geçenleri de Manav olarak ifade edilmektedir. İster adı Yörük olsun, ister Manav, bu insanlar Türkistan coğrafyasında birlik içerisinde yaşayan ve göç eden bir toplumun kültürel özelliklerini barındırmakta. Manavlarda aile hayatı çok önemli. Kadın erkek birlikte çalışarak aile hayatını idame ettiriyorlar. Manavlarda halen ataerkil çekirdek aile yapısı devam etmekte. Gelin ve kaynanaların birlikte aynı evi paylaşmaları önemlidir. Taşköprü köylerini gezdiğimizde bu kültürün tüm özellikleri görülür. Bölgedeki düğün, sünnet gelenekleri halen canlılığını koruyor. Manav mutfağı ise karbonhidrat ağırlıklıdır diyebiliriz. Buğday başta olmak üzere tahıl maddeleri ana öğedir. Manav mutfağında gözleme, bazlama ve cizleme gibi hamur işleri ağırlıktadır. Malay, mancarlı yani ıspanaklı pide ve çeşitleri Manav mutfak kültürünün vazgeçilmezleridir. Osmanlı döneminde dahi saraya tavuğu Mudurnu ilçesi verdiği söylendi gelen bilgiler arasında zamanla. Göynük de zaten bizim aynı Osmanlı'dan tarihi kalan Akşemseddin hocamızın diyarı. Bu bölgeler Manav. Dışarıdan göç alarak değil, yerleşik, tarihi çok eskiye dayanan. Manavlar Kocaeli-Ankara arasında eski tabirle yörüklerden
yerleşik olarak kalanlar ve bir de bu o dönemde Kocaeli Ankara arasında bu manav işinde yapmışlar bu dönemde onlar. Buradan da ismi manav olarak kalmış. Geçsin, gel, gel. Oh! Sarı kız, alaca. Peynir yaparız, yağ yaparız, yoğurt yaparız. Yayla deyince içimiz heyecanlanır. Yayla deyince duygusallaşırız. Yayla deyince Türk İslam medeniyeti ihtişamlı geçmişiyle gözler önüne serilir. Yayla Türklerde ayrı bir yeri, ayrı bir önemi vardır. Bolu yaylaları, Mudurnu ve Taşkesti yaylalarındayız. O mimari halen muhafaza ediliyor. Buralar korunması gerekiyor. Devralen farkıyla belgesel görüntülerle sizleri Taşkesti yaylalarına götürüyoruz. Birlikte izliyoruz. Törenli yaylası. 1979'dan beri buraya çıkıyoruz. Dedelerimiz daha önceden de çıkıyormuştu. Yani ben kendi şahsı olarak 79'dan bu yana çıkıyorum. Hayvancılık yapıyoruz, orman işi yapıyoruz, üretim. İşte bunlar da 3,5 ay, 4 ay kar yağana kadar duruyoruz. Burası Taşkesti'nin Ortuköy köyü Pirenli Yaylası. Köylerin ortak kullanımı. Sarot dediğimiz o bölgenin ortak kullanım yaylası. Yayla bayramları bu Pirenli Yaylası'nda çoğunluk olur. Pirenli Gölü zaten ayrı bir özellik katıyor. Bu Pirenli Yaylası'nın Düzce tarafına gittiğimizde yine aynı sular. Yine mercan balık dediğimiz alabalık, kırmızı benekli. Burada karaca, geyik, tavşan, her türlü yaban hayatının olduğu ve buradaki bölge halkımızın ormandan gördüğünüz gibi ormanları koruduğu ortaya çıkıyor. Çadır kurmakla bir hafta başka, rahatsız olanlar gelir yaz döneminde bir ay burada kalır. İşte buradaki sütten, peynirden, tereyağından, her şeyden faydalanırlar, temiz havasından. Ne kadar yorgun olursa olsun insan burada 4 saat, 5 saat uykuyla sabah dinç, hiç yorgun olmamış şekilde kalkar hayatına devam eder. Ve Taşkesti'ye 10 kilometre. Her gün sütçü yaylalarda sütünü toplar gelir. Ve bunların bakkaliye eşyasını, gıdasını da getirir. Cuma namazlarının Taşkesti'ye yakın olduğu için komşular birlikte inerler ve akşama yaylasına döner. Bu şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. İşte ben karavancıyım. Bu sene Allah nasip etti buraya geldim. Burayı çok beğendim, çok güzel. Ben gezen karavancıyım. Burayı duydum, çok methettiler. Memnunum, havası güzel. Doğa güzel, her şey güzel. Yani. Burası Orman İşletme Müdürlüğü'nün personel olarak 20-25 kişinin burada yaz döneminde orman üretimini, orman ağaçlarının envalini mesalamak, damgalamak için aşçısıyla, orman muhafaza memurları, bölge şefiyle burada hizmet vermekteydi. 1970'li yıllardan 90'lı 95'li yıllara kadar devam etti. Ve elektrik jeneratörü vardı ortak. Burada 8-10 tane bina, orman bölge müdürlüğü misafirhanesi, Ankara'dan gelen orman bölgenin yetkilileri de burada misafir kalabiliyordu. Ve elektriği kendi üretiyor. 80'li 85'li yıllarda biz buraya perşembe akşamları olan bir filmi seyretmeye gelirdik geceleri. Ve bu elektrik kabloları o tarihten aydınlatma lambaları jeneratörle, mazotla çalışan bu binalara ışık veren o dönemdeki bu hizmetti. Ama şu anda maalesef kullanımda değil. Ben Recai Koca Madenci Yendiresi'nden 85'ten beri yaylacılık yaparım.
Buralarda günümüzü geçiriyoruz. Hayvancılıkla geçiniyoruz. Kooperatiflik yaptık 4 sene. Yaylalarla uğraşırdık işte, düzellerle. Onlar bizim bölmelere girerlerdi. Biz ondan kına girerdik. Burası ufak bir alan olduğu için yani hıra ile demişler. Taşkesti'nin Yendere mahallemizin hıra yaylası. Ilıca Yayla, Balıklı, Pürenli derken en son Hıra Yaylamıza geldik. Yaylaların tanıtımı yeterli kadar değil. Şu anda Taşkesi'nin yaylaları bu şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim yaylalarımız doğası bozulmamış. Taşkesti'mize 10 kilometre. Ulaşımı kolay. Günü birlik gelip gidebilirler. Bazı gelen misafirler çadır kurup 3-5 gün kalabiliyor. Ulaşım da kolay olduğu için şu anda yolların bakımı devam ediyor. Ulaşım daha da kolaylaşacak. Taşkesti'ye gelen, termale gelen, bölgemize gelen misafirleri yaylayı görmeden gitmemelerini öneriyoruz. Tarihe canlı şahitlik yapıyoruz. Taşkesti yaylalarındayız ve Türkistan'daki o geleneğin, Karadeniz'deki o geleneğin halen burada yaşadığına şahitlik yapıyoruz. Taşkesti, Bülent Ecevit döneminde köy kent projeleriyle bilinen bir yer ama Taşkesti'nin bir başka özelliğini daha öğrenmiş bulunuyoruz. İmece usulüyle ilk kez bu köyde Yunan işgali sırasını anlatan bir film çekilir ve filmin hiçbir profesyonel oyuncusu yoktur. Senaristi, oyuncuları Taşkesti'dir ve o filmin burada da gösterimi yapılmıştır ama bir başka özellik var. Şu an arkamızdaki bu sinema filmi makinası bir Taşkesti vatandaşa ait. Burayı süslüyor ve bu filmi görünce de geçmişe doğru bir yolculuğa çıkalım. Ve burada imece usulüyle çekilen o filmi ve filmin yöneticilerini, oyuncularını da bir hatırlayalım dedik. Taşkesti'deyiz. Burası Bolu Mudurnu'ya bağlı Beklimler Köyü. Burası 9-16 çocukların eğitim merkezi. Kamp Boğaftrak diye ismi geçiyor. Çocukları her hafta yaz kampında 9 haftadan oluşan yaz kampını alıyoruz. Burada çocuklara 5-6 tane eğitim arkadaşla beraber doğa eğitimi veriyoruz. İnternet üzerinden bizim sitemize arıyorlar. Bir haftalık kampa kaydını yaptırıyorlar. Ondan sonra 9-16 yaş çocukların yaş grupları ayırıyoruz. 9 ile 10-11 arasında bir hafta alıyoruz. Ondan sonra yaş sınırına göre ayarlama yapıyoruz. 9 haftada alıyoruz buraya. Bir haftalık kampta çocukları daha sonra yaylaya götürüyoruz. Bir akşam yaylada kalıyor. Ondan sonra bir haftalık eğitimden sonra ailesine kavuşuyor.